ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Programımıza yeniden hepiniz efendim hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Bütün gönül dostları Ramazan'ın ilk başından bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan siz dostlarımıza biz teşekkürlerimizi efendim arz ediyoruz ve bugün hiç vakit kaybetmeksizin ilk bölümümüzde sorularınızı almak istiyorum. Ben hemen hızlı bir şekilde sorularınıza döneceğiz inşallah. İlk sorumuz bir kızımızdan. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok ben Mardin'den geliyorum. Hoş geldiniz. Ailemin size selamı var. Çok heyecanlıyım bu arada. Sizi çok seviyoruz. Severek izliyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Allah size elim olsun. Titriyor. Soruma geçeyim. Bir nefes al. Benim bir nefes al şöyle. Bir rahatla. Tamam şimdi sorabilirsin. Biz yeni bir ev ya da yeni bir araba aldığımızda kurban kesiyoruz. Kurbanın kanını alnımıza sürüyoruz. Bu ne kadar doğrudur? Bu doğru değil. Ben daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Yani sünnette veya işte araba alındığında, ev alındığında kurban kesmek sünnettir, güzeldir. Güzel bir ibadettir ama kurbanın, hatta kurban bayramında da öyle. Kurbanın kanını alnına sürmek, çocukların alnına sürmek özellikle çok da tasvip edilecek bir hareket değildir. Çocuk kurbanı hatırlarken alnına sürülen bir kan lekesini hatırlamasın. Bu bir ibadettir. Kurban kesilirken insanın kalbinde ufak bir hüzün olmalıdır. Çünkü neticede Allah'ın izniyle kesiyorsun ama benim babam rahmetli yılların müftüsüydü. Büyük bir alimdi. İbn-i Mace gibi hadis kitabının şarihiydi. Yıllarca İzmir, Afyon, Uşak, Siirt il müftülüğü yapmıştı. Buna rağmen her kurban bayramında ben bilirim, kurbanı keserken kurbanın başında beklerdi ve kurban kesilirken böyle gözyaşları dökerdi. Kurbanı keserdi ama acırdı kurbanına ve ağlardı yani. Onun itaatini, hayvanın itaatini vesaire. Onun için onu böyle hatırlamak lazım. Böyle sağa sola alnımıza kan sürmemiz doğru değildir. Teşekkür ederim. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi son zamanlarda çevremizde şöyle bir söylenti oldu. 7 cuma günü 7 tane cami gezen kişinin günahının silindiğine dair bir söylenti var. Bu doğru mudur? Onu çok öğrenmek istiyorum. Evet, çok kolay bir yol olurdu o. Biz de 7 cami dolaşalım Mustafa hocamla. Günahlarımız silinmiş olur. Bu tür şeyler var halk arasında. Doğru söylüyorsun. Böyle şeyler söyleniyor. Ama bu sözlerin hiçbirinin doğruluk payı yok. Ama cami dolaşan, camide namaz kılan, tövbe eden mutlaka zaten çok hayırlı bir iş yapıyordur. Cami dolaşmayın, yeni cami dolaşmayın demiyoruz. Daha çok dolaşın ama günahta işlemeyin. Günahı nasıl affedip edilmeyeceğini sadece Allah bilir. Bize düşen tövbe, gerisi ona, sahibimize ait. Mesela tövbe ederken biz hiç acaba beni bağışladı mı? Doğrusu bilemeyiz. Bilmek zorunda da değiliz. Bize düşen samimiyetle Rabbe sığınmak. Gerisi ona kalmış. Bağışlar mı? Ne yaparsa. Teşekkür ederim. Efendim soru nerede? Buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam benim sorum şudur. Bir yolcu kaç gün seferi sayılabilir? Efendim yolculuk Hanefilerde 15 gündür. Şafilerde 3 gündür. Yol gidiş geliş hariç olmak üzere. Yani 15 günden az kalırsa namazları kısa kasrider, kısa kılar. 4 rekatlık farzları 2'şer rekat kılar. Akşam aynı kalır. Oruçları isterse tutmayabilir. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Hocam benim bir sorum vardı size. Ben şimdi güzellik uzmanında çalışıyorum da bu botoks, dolgu ne kadar abdest kabul olabilir acaba? Botoksun abdestle ilgisi yok. Çünkü derinin altına yapılıyor botoks bildiğim kadarıyla. Derinin altına yapıldığı için deri yıkanıyor zaten, bir problem yok. Ama botoks iyi bir şey midir? Yaptıranlara sormak lazım. Bizce çok iyi bir şey değildir. Allah'ın vermiş olduğu fizik neyse değil mi? İnsan yani kırışabilir yüzü. Botokslar bir müddet sonra demode oluyor iyice. Vücut iyice hantallaşıyor. Ve yüzlerine botoks yaptıranların bir müddet sonra vücut yani simayı insanın vücudunu anlamlandıran o gülüşler, ağlayışlar hepsi kaybolup gidiyor. Gülüyor mu, ağlıyor mu anlamıyorsunuz.
botokslu olan yüzlere baktığınızda öyle yapmayın yani deriz. Ama bunun namazla, abdestle ilgisi yok. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm hocam. Delikanlı hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Hocam ben bedensel engelli biriyim. Abdest alırken ayaklarımı yıkamakta problem çekiyorum. Acaba suyla yerine teyemmüm etsem kabul olur mu abdestim? Yani mümkün olsa aslında birini ayağınıza su dökse ama mümkün değilse teyemmüm olabilir. Teyemmümü yapabilirsiniz. Allah kabul eder çünkü gücünüz yetmiyor. Her an birisi yanınızda değil. Mes giyebilirsiniz. Mesin üzerine mes edebilirsiniz. Veya mes gibi olan çoraplar var. Çok böyle kalın olan. Kışın özellikle onlar üzerine efendim teyemmüm yapabilirsiniz. Allah kabul etsin. Allah sizinle olsun. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar bacım. Rızkımızın artması ve ferah ermemiz için sık sık yapabileceğimiz duayı ben istiyordum. Yani Vakıa suresini tavsiye etmiştir İbni Mesud. Sahabiden İbni Ümmü Abd radıyallahu anh. İbni Mesud diyor ki, ölmek üzereyken diyorlar ki çocuklarına bir şey bıraktın mı? Kızları varmış, bayağı kızları varmış. Hayır diyor, bir şey yok ki bırakayım onlara, paracı yok. Ne bıraktın onlara? Diyor ki Vakıa suresini bıraktım onlara. Eğer yatsıdan sonra okurlarsa fakirlik görmezler diyor. Onun için onu okuyalım. Ve Hazreti Fatıma'ya peygamberimizin öğrettiği bir dua var. Arkadaşlarımız uzun bir dua. Yarın o duayı ben iftar vaktinde söz veriyorum. İftar vaktinde arkadaşlarımız o duayı hazırlasınlar. İftarda ekrana vereceğiz. Hazreti Fatıma'ya, kızına yani peygamberimizin fakirliğe karşı okuttuğu o duayı inşallah paylaşırız. Teşekkür ediyoruz. Efendim başka soru neden alıyoruz? Burada. Buradasın. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam kızım. Yasin Şerif okurken Peygamber Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz ya. Ondan sonra akrabalarımızın ve ölülerimizin adlarını tek tek saymak mı gerekiyor? Yoksa kalbimize geçirsek yeterli midir? Kalbinize geçirseniz yeterlidir. Çünkü Allah niyetlerimizi ve amellerimizi biliyor. Niyetlerimiz ne için ise Allah ona göre kabul eder. Yani tek tek söylesen de olur. Allah'ım baba tarafımdan, anne tarafımdan bütün akrabalarıma iletiyorum ölenlerine dersen Cenab-ı Allah senin bütün niyetini kabul eder ve bütün hepsine inşallah efendim iletir, merak etme. Endişe etme inşallah. Evet bu arada bugün burada ameliyat olacak gençler var sabahleyin. Hasta olanlar var, hayli var. Biz hepsi için sizlerden tek tek söyleyemiyoruz. Hepsi için dua bekliyoruz. Allah bütün hastalarımıza şifa nasip etsin. Allah hepsinin sıkıntılarını gidersin ismi azamı hürmetine. Ben böylece hepsinin genel bir efendim duasını sizden istemiş olduk. Kızım buyurunuz. İyi akşamlar hocam. Hayırlı Ramazanlar. Size de sağ olun. Hocam size küçük bir sorum olacaktı. Hani yeni doğum yapmış bir kadının günahlarının silindiği söyleniliyor. Acaba ne kadar doğru? Bu konuda bilgilendirirsiniz çok sevinirim. Elbette. Şimdiden teşekkürler. Teşekkür ederim. Elbette ki doğum çok şerefli bir olay. Allah nasip etsin bütün kadınlara. Günahlarının bir kısmı affedilir ama bütün günahları affedilir mi? Onu söylemek zor. Onu Allah bilir. Çünkü günahlar var, ciddi tövbe ister. Günahlar var, kulluk haklarına yöneliyor. Günahlar var, başka hukuklara karışıyor. Başka yönleri var günahların bir kısmının. Bu nedenle de evet bütün günahları sıfırlanıyor demek yanlıştır. Ama doğumla beraber, kadının çektiği acıyla beraber, sıkıntıyla beraber birçok günahına kefaret olduğunu biliyoruz. Allah öyle eylesin inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar, teşekkür ederim. Size bir sorum olacaktı. Adın neydi? Nagihan. Nagihan. Peki Nagihan buyurun. Ben Peygamber Efendimizin için hatim ettim. Onun benden haberi olur mu? Onun için hatim ettin. Devam et soruna. Onun benden haberi olur mu? Ha, onun benden haberi olur mu? Elbette ki. İnşallah o şu anda Allah'ın izniyle ama. İzin veren Allah. Allah'ın izin verdiği kadar Hazreti Peygamber bizim onunla ilgili yaptığımız dualardan vesaire haberdardır. Özellikle Cuma günleri Hazreti Peygamberimize salatü selam getirdiğimizde
Allah bütün perdeleri kaldırır ve bizim adımızla, baba adımızla peygamberimiz haberdar olur. Senden de haberdar olur inşallah. Allah seni bağışlasın. Selamun aleyküm Nur Yüzlü hocam, nasılsın? Sağ olun, aleyküm selam, teşekkür ederim. Şimdi hocam ben bir bayana, yani Müslüman olmayan bir bayana vesile olarak ben bir Ramazan günü kendisine Ramazan'ın detaylarını anlattım. Ve bir yıl sonra bir ay orucunu tuttu. Bu kabul olur mu? Allah katında mutlaka bir yeri vardır bunun. Yani ama bir Müslümanın tuttuğu oruç gibi kabul olmaz. Çünkü bir Müslümanın tuttuğu oruç onun günahlarına kefaret, ahiretindeki makamını yükseltir. Ama önemli olan amelin, yani kabul olması için imanın olması gerekir. O hanımefendi iman konusunda senin dediğini yapmadığı için, eğer yapmış, yani Allah bir, Hazreti Muhammed onun Resulüdür deseydi problem yok. Aynı senin benim gibi olurdu. Ama orada onun o amelinin mutlaka Allah katında bir değeri vardır. Ne kadardır, neye tekabül eder, onun günahlarından onun dinine göre azaltma yapar mı, o takdir Allah'ındır. Teşekkür ederim. Hazreti Peygamber'in yanında çok çok cömert birinden bahsediyorlar. Hazreti Peygamber'in sözü orada çok manidar. Evet diyor, öyleydi diyor ama bir gün bile ahireti zikretmedi diyor. Çok önemli. Bir gün bile ahiretten bahsetmedi diyor. Kıymeti yok demek istiyor yani. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Dua buyurun efendim. Hocam benim sorum, ben 3 defa istirahaya yattım. İstihare. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Heyecanlandım. Olsun. Ama olmadı hocam, neden? Yani bir şey göremediniz. Göremedim. O zaman devam edeceksiniz. Ama 3 defa hep böyle hissede... Bir de istiharede önemli olan sadece bir şey görmek olmayabilir. Sabah uyandığınızda içinizde doğan şey de bizim için önemli. Mesela diyorsunuz ki ben bu dükkanı açayım mı? İçinizden sabah kalktığınızda böyle bir şey var, rahatlama var. Bu müsbet anlamına geliyor. Veya dükkanla ilgili bir şey görmediniz, baktınız ki adı ne diyelim Hasan olan birini gördünüz. Adı Zeynep olan birini gördünüz veya adı Sait olan birini gördünüz. Bu isimlerin anlamı güzel. İsimlerden hareketle istihare yorumlanabilir. Renkler, açık renkler varsa ondan hareketle. Ama hiçbir şey olmamışsa devam edeceksiniz. Siz göremiyorsanız bir tanıdığınıza güvendiğiniz birine, inancına güvendiğiniz, temizliğine güvendiğiniz birine diyeceksiniz ki ben bir yerime istihare yapar mısın? Tamam? Tamam hocam. Bir de kısa olarak ölmüş bir insan için kurban kesilir mi? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun efendim. Ölen bir insan eğer benim için kurban kes diyorsa o bir vasiyettir. Onun parası varsa o parasından üçte birinden en azından yapılır. Ama eğer bir vasiyeti yoksa babanızın, kardeşinizin, dayınızın, amcanızın sevabına kurban kesersiniz ve o sevap, yani o kurbanın bereketi ona mutlaka efendim ulaşacaktır inşallah. Cenab-ı Allah bizleri ibadetimizi kabul eylesin inşallah. Efendim yaptığımız bütün küçük amelleri kabul etsin. Bizim amelimiz şuna benziyor. Koca bir İstanbul önünde şu deniz var ya, deniz. Şu denizden bir tas alsanız, bir tas. Denizin kaçta kaçı eder? Trilyonda biri bile etmez. Allah bu kadar zengin. Bizim yaptığımız şeyler de bu kadar basit. Ama Allah bu zenginliğine rağmen bizim basit ve küçük ibadetlerimizi, ikramımızı kabul ediyor. Onun büyüklüğünden kaynaklanıyor. Efendim çok kısa bir aramız var. Aramızdan sonra unutmayacağınız, unutmadığımız bir büyük zatın, bir sıddıkın, bir sadık vardı, bir sıddık kadar sadık. Onunla olacağız. Hazreti Ebu Bekir'le inşallah. Sedat'la ve Mustafa hocamla beraber inşallah. Yaşı 63. Kim şu adam? Şu sedirin üzerinde sere serpe uzanmış ihtiyar. Kesik kesik öksürüğü var. Sanki akciğerleri hasta. Sanki akciğerlerinden rahatsız. Kim bu adam?
Elmacık kemikleri çıkık, avurtları çökük. Sakalları uzun, zayıf olan, boyu ortadan biraz uzun kim bu adam? Ne kadar da zayıflamış, ne kadar da narin bir yapısı var. İçin için öksürüyor. Bir ara gözlerini açtı. Yanındaki hanımefendiye dedi ki, kızım bugün günlerden nedir? Bugün günlerden cuma baba. Peki dedi, derin bir uykuya daldı. Kim bu adam? Bu adam, adam kelimesine adamlığı serpiştiren adam. Bu adam Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Resulullah'ın özel sevdiği bir adam. Hasta yatağında kesik kesik öksürüyor. Ciğerlerine işlemiş bir hastalık mı var ne? Acaba yeniden Hayber'de o kadının verdiği zehirli koyun mu tesir ettiğine, yeniden alevlendi mi o hastalık, içini yakan, ciğerini parçalayan şu adamın? Yaşı 63, gözünü yine bir daha açtı. Kızım dedi, kızım dedi Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber pazartesi günü ölmüştü, vefat etmişti değil mi? Evet baba, pazartesiye daha 2 gün var değil mi? Evet baba. Derin bir ah çekti. Medine'yi tavan tavan sarsacak kadar derin bir ah. Onun öldüğü gün ölebilir miyim acaba? Ezrail beni o gün alsa keşke. Keşke pazartesi günü Resulullah'ın vefat ettiği o gün ölsem. Kızım keşke. Yeniden bayıldı halife. Halife hasta. Halife rahatsız. Sonra uzun uzun düşünüyor. Gözlerini kırpıştırıyor sanki. Resulullah'lı yıllara gidiyor. Hani Sevr Dağı'nda, Sevr'delerdi. Mekke'den Medine'ye giderken Sevr'e sığınmışlardı ya. Müşriklerin eline geçmemek için. Dağın ta tepesinde Resulullah ve Ebu Bekir bir gece yarısı. Mekkeliler kapıda. Resulullah Mekke Sevr'e girince mağaraya, daha önce Hazreti Ebu Bekir girecek. Geceleyin ya Resulallah, 1000 metre yukarıdaki şu dağın içindeki şu mağarada yılanlar, akrepler olabilir. Ben bir gireyim, bakayım oraya, bir kontrol edeyim, sonra siz girin. İçeriye girer, zifiri karanlık. Ebu Bekir bütün mağarayı elle şöyle yoklar, tek tek. Bir yerde bir delik var mı, bir hayvan var mı? Yılan olsa eliyle alıp atacak, akrep olsa sokmasına aldırış etmeden eliyle atacak. Her tarafı yoklar, mağara bomboş. Ama mağarada delikler var. Çıyanların, akrebin, farenin, yılanın çıkabileceği delikler var. Ebu Bekir üzerindeki hırkayı alır, üzerindeki gömleğini alır, paramparça eder. Her bir deliğe birini tıkar. Sonra Resulullah'a der ki, efendim buyurunuz. Resulullah kendini sarkıtır o mağaradan, Sevr'den aşağıya doğru. Nebi yorgun, Ebu Bekir yorgun. Hazreti Peygamber biraz sonra uyusam biraz. Canım sana feda, uyu, başını dizime koy. Hazreti Peygamber böyle eğilecek şöyle. Başını Hazreti Ebu Bekir'in dizinin üstüne koyacak, uzanacak, derin bir uykuya dalacak. Hazreti Ebu Bekir karanlığa alışınca
O gecenin zifiri karanlığında bir şey dikkatini çekecek. Tam karşıda bir delik var. Örtemediği bir delik var. Bir yarık var. Koca bir delik. Oradan yılan çıkabilir başka bir şey. Hazreti Ebu Bekir yalın ayağını o deliğe verecek. Ayakkabısının tabanını o deliğe dayayacak o şekilde. Biraz sonra oradan bir yılan çıkacak. Hazreti Ebu Bekir'in ayağını ısıracak. Ebu Bekir'in gözlerinden yaş sicim gibi akıyor. Hazreti Peygamber'in mübarek uyuyan peygamberin yüzüne sicim gibi dalga dalga. Hazreti Peygamber bir ara gözünü açar. Ebu Bekir gözyaşı içinde. Ebu Bekir neyin var? Niye ağlıyorsun? Hazreti Sıddık diyecek ki ya Resulallah, bir hayvan beni ısırdı, ayağımın altını. Allah Nebisi diyecek ki, ver ayağını bana Ebu Bekir. Ayağını vermekten utanacak. Peygamber'e ayak mı verilir? Ayak mı uzatılır? Nebi elini ayağını alacak. Diliyle ıslatacak elini Resulullah şöyle. Parmaklarını Hazreti Ebu Bekir'in yarasına sürecek, iyileştirecek. Ayaklarını uzatmazlardı Nebi'ye karşı. Tıpkı büyük bir zatın ölürken vasiyeti gibi. Diyor ki büyük bir zat, beni öldüğümde mezarımı 3 metre yerin altına kazın, derinlere kazın. 3 metre, 4 metre. Niye diyorlar 4 metre kazalım mezarını? Çünkü hocamın mezarı şu köyde. Benim köyüm o köyden daha yüksek. Hocamın mezarı 1 metrede, siz 5 metre kazarsanız şayet benim mezarım hocamın mezarının altında kalır. Ben topraktayken bile hocamın mezarının üstünde bir mekanda duramam. Nasıl bir edep, nasıl bir iman dokunmuş hücre hücre Hazreti Muhammed yüreklere. Evet, onun adı Muhammed'dir. Çünkü edebi o verdi. Hayay gönüllere o kazıdı. Hazreti Ebu Bekir. Şimdi kızıyorlar yılana. Diyorlar ki yılana, Ebu Bekir'in ayağı ısırılır mı? Öyle diyorlar gönüllerleri. Be yılan, anladık yılansın. Zehrin var, akıtacaksın. Anladık akrepsin, zehirin var, akıtacaksın. O zehri Ebu Bekir'e mi akıtman lazım? Hiç mi edep yok sende? Hiç mi anlamazsın lisan-ı halinle? Yılan dermiş ki lisan-ı haliyle, kızmasın Ebu Bekir. Benim derdim onu üzmek değildi. Benim derdim Muhammed'in yüzünü görmekti. Ebu Bekir bana engel oluyordu. Resulullah'ı görmem için ben onu ısırdım ki çeksin ayağını, Nebi'nin simasını göreyim. Böyle bir kainat, Nebi mağarada Allah güvercine diyor yumurta yap, örümceğe diyor ağ kur, oradaki bir dala diyor hemen dal ver orayı, doldur orayı. Bir saati içinde hepsi dal 30-100 senelik bir alanı kaplıyormuşçasına büyür 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 o alanı kapatır. Rahmetin eli, rahmetin rahmeti her tarafı bir anda kapatır Ebu Bekir. Şimdi hatırlıyordu bütün bunları. Hasta yatağında hatırlıyordu. Bir gün Resulullah demişti ki, orduya yardım edin. Herkes elindekini getirmişti. Ebu Bekir elinde ne varsa tümünü. Diyor ya Hazreti Ömer, hayatımda kimseyi kıskanmadım Ebu Bekir'in iyiliğini kıskandığım kadar. Hazreti Peygamber iyilik yapın dediğinde, ben çok şey getirirdim ama her seferinde Ebu Bekir beni geçerdi. Ben dedim bu sefer ben Ebu Bekir'i geçeceğim. Evimdeki her şeyin yarısını getirdim diyor Hazreti Ömer. Sonra beklemeye başladım.
Ebu Bekir gelsin diye. Biraz sonra Ebu Bekir geldi. Baktım develere bütün her şeyi yüklemiş. Yiyeceğini giyeceğini bile. Anladım ki Ebu Bekir'i geçmek mümkün değil. Sonra geldi Resulullah'ın yanında. Üstünde eski bir gömlek var Ebu Bekir'in. Nebi'nin yanında oturdu. Cebrail geldi. Cebrail biliyor olmasına rağmen dedi ki, Muhammed, Ebu Bekir niye böyle giyinmiş? Giyecek başka bir şeysi kalmadı mı? Resulullah şöyle buyurdu. Ebu Bekir her şeyini Müslümanlık için harcadı. Giyecek şeyi kalmadı. Şu eski elbiseden başka. Bunun üzerine Cebrail diyor ki, ya Resulallah, Allah Ebu Bekir için beni gönderdi. Dedi ki, sorsun Ebu Bekir'e. Allah Ebu Bekir'den razı, Ebu Bekir Allah'tan razı mı diye. Bunu duyunca Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, Allah benim adımı andı mı? Allah senin adını andı Ebu Bekir, andı senin adını. Kalkıyor Ebu Bekir, ağlamaya başlıyor. Ben razıyım, ben razıyım, ben razıyım ya Rabbi. Allah rıza istiyor Ebu Bekir'den. Makama bakın. Makamın kudretine ve büyüklüğüne bakın. Allah diyor ki, Ebu Bekir benden razı mı? Ben Ebu Bekir'den razıyım. Rıza makamını buluyordu. Bir gün Cebrail geliyordu. Diyordu ki, ya Resulallah, Ebu Bekir'e evde giyecek bir şeysi yok. Ona gönder. Ne göndereyim Cibril? Elbise gönder Ebu Bekir'e, giyecek bir şeysi yok. Allah nebisi elbise gönderiyor. Entari Ebu Bekir geliyor. İki elbiseyi birleştirmiş böyle araya bir iğne. İki basit elbiseyi böyle giymiş. İki çaput yani. Resulullah giyince Ebu Bekir... Ebu Bekir ne bu halin? Diyor ki, ya Resulallah, bugün fakirler çok geldi. Gelene verdim. Gelene verdim. En sonundaki geldi, üstümdekinden başka bir şey yoktu. Onu verdim ona. Giyecek bir şeyim kalmadı. Ebu Bekir olmak. Ebu Bekir kalmak. Aslında Ebu Bekir olamamak. Mümkün mü onun gibi olmak? Kimin haddine? Hazreti Ebu Bekir gibi bir sadık olabilmek, onun gibi sevilen, onun gibi göz önünde bir büyük olmak. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam bir gün oturuyor sahabeyle beraber. Bir ara Resulullah diyor ki, cemaat dolu, sizin burada dolu olduğunuz gibi dolu. Resulullah diyor ki, bazı insanlar var ki ameline göre cennetin bir kapısından girecek. Bazı insanlar var ki cennetin bütün kapıları onu çağıracak. Buraya gel, buradan gir. 8 kapı birden onu çağıracak. Cennetin bütün kapıları. Sahabe birbirine bakıyor. Kim olabilir bu? 8 kapı birden evet diyecek, gel. Bakar şöyle bir an, birden bakar şöyle. Hazreti Ebu Bekir dayanamaz. Ya Resulallah der. Cennetin 8 kapısı hangi ameli işledi ki bir adam ona gel desin? Hangi amel bunu hak etti ya Resulallah? 8 kapı birden gel desin ona. Resulullah döner, o 8 kapının gel diyeceği adam sensin Ebu Bekir, sen. 8 kapı sana gel diyecek. Biz bir kapıya gidip gitmeyeceğimizi bilmiyoruz. 8 kapı Hazreti Ebu Bekir'e, gel Ebu Bekir diyor. Evet, selam olsun Sıddika, selam olsun Sadıka ve selam olan o büyük zatın yolunda olanlara ve gönlü Hazreti Ebu Bekir'le beraber olanlara. Mekke'de o kadar iyilik yapıyor ki
o kadar parasını harcıyor ki bütün parasını köleleri azat etmek için kullanıyor. 20-30'a yakın köle azat ediyor Hazreti Ebu Bekir. 30'a yakın köle. Babası kızıyor Ebu Kuhafe. Ebu Bekir tükettin kendini. Tükettin kendini Ebu Bekir. Yiyecek ekmeğin kalmadı senin. Suyun kalmadı senin. Yiyecek ekmeğin suyun kalmadı senin. Öyle diyecektir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Babasının üzüldüğünü görünce ne yapar biliyor musunuz? Bir eleğin içine, eleğin içine çakıl taşlarını doldurur. Çakıl taşlarını altın gibi görünsün diye. Eskiden paralar öyleymiş. Sonra babasının yanına gider. Babası kör. Ebu Kâfer'in gözleri görmüyor. Der ki baba üzülme. Benim param daha çok. Hayır oğlum param bitti senin. Üzülüyor. Hazreti Ebu Bekir o çakıl taşlarıyla dolu sepeti babasının yanına koyar. Baba der, elini dokundur bak onlara. Dokunur anlayamaz parayla çakıl taşlarını. Bak benim param bu kadar çok der daha. Ebu Kâbe bakar, bunlar para mı der. Evet, evet. Tamam, tamam der. Ebu Kâbe, Ebu Bekir. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Allah o çakıl taşlarını sana mercan ince edecek ahirette. Altına döndürecek biliyorum. Sen Allah için veriyordun. Garipleri, düşmüşleri, düşkünleri, yıkılmışları, sarsılmışları Mekke'nin diktatörlerinin elinden alıyordun. Onları kurtarıyordun. Elbette Allah sana ona göre amel edecekti elbette ki. Dil bir, gönül bir, yürekler bir. Allah'ım Hazreti Ebu Bekir yüreklerinden bir yürek nasip et bizlere. Allah'ım Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile otururlarken bir gün birisi Hazreti Ebu Bekir'e laf atar. Her yerde vardır dengesiz ve sağlıksız adamlar. Ebu Bekir'e söz söylenir mi? Söylemiş biri işte. Hazreti Resulullah susuyor. Edepsizlere karşı susmak bazen en iyi derstir. Susar Resulullah. Adam devam eder. Ebu Bekir'i üzmeye. En sonunda Ebu Bekir dayanamaz. Adama cevap verir. Adama cevap verince Resulullah hemen kalkar. Orayı terk eder. Ebu Bekir darmadağını, tarumar, yıkılmış bir bahçe gibi Ebu Bekir. Resulullah'ın arkasından gider. Ya Resulallah beni affet. Yanlış mı yaptım? Senin yanında çok laf atılınca üzülürsün diye üzüldüm. Cevap verdim ona. Beni bağışla ey Nebi. Kusurum varsa... Hazreti Peygamber der ki Ebu Bekir niye cevap verdin sen ona? Bilmiyor musun ki o senin aleyhinde konuştuğu anda Allah gökten bir melek indirdi. Melek senin yanında oturdu. Adam senin aleyhinde konuştukça melek ona diyordu ki yalancı. Senin aleyhinde konuştukça melek diyordu ki sana olsun beddua. O sana kötü söyleyince melek diyordu ki sana olsun o kötülük. Senin yerine cevap veriyordu. Ama sen ona cevap verince melek gitti, şeytan geldi. Muhammed şeytanın olduğu yerde oturmaz. Konuşma Ebu Bekir. Seni Allah koruyor. Konuşma Ebu Bekir. Sus diyordu. Bütün bir hayat sustu artık. Şimdi sedirin üzerinde bütün bunları hatırlıyor. Bir ara gözünü açtı. Kızım günlerden ne? Baba cumartesi. Pazartesiye kaç gün kaldı? Bir gün kaldı baba. Pazartesi ölür müyüm acep?
Resulullah'ın öldüğü gün ölüm gelir mi acep kızım? Keşke o gün ölsem. Efendimin öldüğü gün ölsem keşke. Gözlerini aç. Yeniden dalıyor. Selam, bin selam Hazreti Sıddika, bin selam. Sen yokken Ebu Bekir yanar oldu. Göçerler. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar biterler. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin dökülmüştür kirpikleri, kaşları başlarında ece taşları. Ah, ne söylerler, ne bir haber verirler. Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı. Öksüzler, yetimler sahipsiz kaldı. Dünyada dört bir yana zulüm sardı. Mazlumlar boynu bükük garip kaldı. Garip kaldı. Ne
perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'in şehit oldu. Neredesin? Kerbela kan ile doldu. Neredesin? Zeynep'in perişan oldu. Bir gün sahabi kendi arasında konuşuyordu. Diyorlardı ki Hazreti Peygamber Ebu Bekir'i ne kadar çok seviyor. Hep Ebu Bekir diyor. Keşke biraz da bizden bahsetse. Kıskanıyorlar Ebu Bekir'i. Özellikle münafıklar. Böyle şeyleri alevlendirirler. Biri bin ederler. Münafık ruhlular ve münafıklar. Diyorlar ki hep Peygamberimiz Ebu Bekir diyor. Biraz da bize hani bizi ansa. Allah Nebisi bir gün ders verecek onlara, konuşanlara, gereksiz yerde lakırtı edenlere, mescitteler. Bir ara Resulullah döner ve der ki bugün içinizden kim bir cenazeyi takip etti? Yani cenazeyi kim mezara kadar taşıdı? Herkes birbirine bakar, kimse o gün cenaze taşımamış. Bir ikindi vakti. Hazreti Ebu Bekir orada kimse söz söylemeyince Hazreti Ebu Bekir mecbur kalır. Kimse yapmamış mı sanki cemaatte? Der ki ya Resulallah, bugün İbn-i Avf'ın bir hizmetkarı ölmüştü. Onu cenazesini biz Bakı'ya kadar taşıdık, onu götürdük. Hazreti Peygamber durur, şöyle gözleriyle tarar. Muhteşem bir öğretmen. Allah Nebisi der ki bugün içinizden bir fakir doyuran oldu mu? Sahabeye soruyor. Herkes durgun. Herkes suskun. Hazreti Ebu Bekir der ki ya Resulallah, bugün ben demin torunumla fırından, tandırdan ekmek almıştık. Gelirken falancaların cariyesi ekmek baktı. Yarısını kopardık, ona verdik. Yarısını biz götürdük. Allah Nebisi durur biraz daha. Der ki bugün içinizden hasta ziyaret eden oldu mu? Sahabiye soruyor. Herkes birbirine bakıyor. O gün kimse hastaya gitmemiş. Hazreti Ebu Bekir der ki filancaların ihtiyarları hastaydı. Biz onu ziyarete gittik ya Resulallah. Hazreti Peygamber durur. Bugün içinizden oruç tutan var mı der. Yani Ramazan ayı değil tabii. Herkes suskun. Hazreti Ebu Bekir der ki ya Resulallah, dün gece yiyecek bir şey bulamadık. Bugünün orucuna niyetlendik. Sahabi Resulullah'ın vereceği dersin farkında. Allah Nebisi döner ve sahabiye der ki beni dostumla yalnız bırakmıyor musunuz? Dostumla benim muhabbetimi bırakmıyor musunuz siz? Siz benimle dostum arasındaki sevgiden müsaade etmiyor musunuz siz? Siz diyorsunuz ki Muhammed hep Ebu Bekir diyor. Muhammed hep Ebu Bekir diyor. Öyle diyorsunuz. Evet, Muhammed hep Ebu Bekir diyecek. İşte bundan dolayı kimde bu özellikler toplanırsa demin saydıklarımı kastediyor. O cennete girecek. Selam olsun Ebu Bekir sana. Ne güzel adamdın. Şu elmacık kemikleri çıkık, şu avurdu çökük, şu ince uzun, şu zayıf, şu uzun sakallı, şu anda oturduğum sedirin üzerinde öksüren adam. Oturduğu sediri biliyor musunuz? Hangi sedir o? Üzerinde uzandığı şu sediri biliyor musunuz şu anda? Hangi sedir o?
Tahmin edebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in vefat ederken üzerinde yıkandı sedir. Hastalanınca Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir o sediri getirtiyor. O sedirin üzerinde ölümü bekliyor. Son anlarını oradayken yaşıyor. O kadar Resulullah'la dolu, o kadar Resulullah'ın iz düşümü, sanki peygamber orada, sanki ona dokunuyor. Hasta Ebu Bekir, halife hasta. 2 sene halifelik yaptı, 2 sene. Bir ara şu cümleye dikkat buyurun lütfen hepiniz gönülden. Bir ara daldı, bayıldı yani. Hazreti Ayşe kızı Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor, babasına bakıyor. Bir an Ebu Bekir'in yüzü kayboldu. Onun yerine Resulullah'ın yüzü geldi. Ayşe'nin gözünde babasının yüzü gitti. Sanki orada uzanan Hazreti Peygamber. Biz tasavvufta buna aynileşme diyoruz. Aynileşme. Hazreti Ayşe babasının yüzüne bakarken şöyle dedi. Ay yüzlüm, güneş yüzlüm. Bunları Hazreti Abbas peygamber için söylemiştir. Veya Ebu Talip. Ay yüzlüm, güneş yüzlüm. Senin hatırına yağmur istenir Allah'tan. Allah senin hürmetine yağmur indirir. Fakirlerin sığınağı, merhametsizlerin merhametlisi, zalimlere karşı duran Hazreti Ayşe Resulullah hakkında söylemiş sözleri o an babasının yüzüne bakıp söylüyor. Sanki Resulullah'ı görürmüşçesine bir anda Ebu Bekir başını gözünü açar. Hazreti Ebu Bekir derin uykudan uyanır. Gözlerini böyle ateş gibi Hazreti Ayşe'nin üzerine diker. Kızının üzerine. Hazreti Ayşe'ye der ki hayır, kabul etmiyorum onu. Bu sözü ancak Muhammed için söyleyebilirsin. Başkası bu sözü hak etmiyor. Ya Rabbi nasıl bir sevgi bu? Resulullah için söylemiş bir sözün tekrarını dahi kabul etmiyor. Söyleyemezsin o sözü başkasına. O söz ancak ona söylenir, ona. Ebu Bekir, selam sana Ebu Bekir. Gökteki yıldız kadar sana selam. Yerdeki kum kadar sana selam. Kim senin gibi olabilir ki? Kim 2 numara olabilir ki? Ancak sen. Büyüklerin hüznü büyük olurmuş. Büyüklerin imanı kendileri kadar azimdir, çetindir yani. Dağları aşar, tepeleri geçer, ortalığı tarumar eder. Hazreti Ebu Bekir olmak. Mekke'nin fethinde babasını getiriyor. Babası ihtiyar, bembeyaz. Saçı beyaz, sakalı beyaz, kör, değnekli Ebu Kuhafe. Resulullah'a doğru gidiyor. Resulullah'ı görecek. Hazreti Peygamber Ebu Kuhafe'nin geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir'e der ki niye getirdin onu? Biz ona gitseydik, o ihtiyar. O ihtiyarı niye getirdin? Ben gitseydim ona. Hazreti Ebu Bekir der ki hayır, onun senin ayağına gelmesi lazım. Ebu Kuhafe gelir. Hazreti Ebu Bekir babasının elini tutar. Baba, Resulullah burada. Ebu Kuhafe elini şöyle tutar. Resulullah'ı, Efendimiz elini tutar onun. Söyle Ebu Kuhafe. Söyle Allah bir, Muhammed onun Resulü. Ebu Kuhafe der ki Allah bir, sen peygambersin der. Ebu Kuhafe bunu söyleyince, yani Müslüman olunca, Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlar. Yüksek sesle ağlıyor.
iniltisi duyuluyor. Resulullah bakar, Ebu Bekir bugün ağlama günü değil, bugün sevinme günü. Niye ağlıyorsun Ebu Bekir? Niye ağlıyormuş biliyor musun? Sevincinden dolayı değil, üzüntüsünden ağlıyormuş. Niye ağlıyormuş biliyor musunuz? Sebebini söyleyeyim. Diyor ki ya Resulallah, siz amcanız Ebu Talip Müslüman olsun diye dua ediyordunuz. Ben de babam Ebu Kuhafe. Amcanız vefat etti, olmadı o iş. Ebu Talip açıkça Müslüman olmadı. Benim babam ise Müslüman oldu. Sizin duanız kabul olmadı, benimki kabul oldu. Şimdi ben diyorum ki keşke benimki kabul olmasaydı, seninki kabul olsaydı. Babam Müslüman olacağına, keşke amcan Müslüman olsaydı. Babamı amcana feda ederdim. Yeter ki sen üzülme, sen üzülme yeter ki. Derdi buymuş Ebu Bekir'in. Ebu Bekir olmak işte bundan dolayı çok büyük. Efendim bir aramız var. Kısa aramızdan sonra Hazreti Sıddık'la beraberiz inşallah efendim. Mevlam'ın selamıyla. Bugün Hazreti Ebu Bekir'deyiz. Sıddık-ı Ekber'in yanındayız. Bir ara Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir zamanında sıkıntılar çoğalacaktır. Fitneler çoğalacaktır. Hazreti Ebu Bekir bazen daralacak. Bir taraftan dinden çıkanlarla savaşacak. Diğer taraftan namaz kılıp zekat vermeyenlerle. Bir darmadağınlık hal var. Ebu Bekir toparlamaya çalışıyor. Sıkıntıları aşmaya çalışıyor Hazreti Sıddık. Bir gün hüzünlüdür Ebu Bekir, Hazreti Ömer içeride. Hazreti Ebu Bekir kızgın mı kızgın, stresli mi stresli, dalgın mı dalgın? Hazreti Ömer der ki ne oluyor sana halife? Resulullah'ın halifesinin halifesi neyin var deyince bir anda patlar Hazreti Ebu Bekir. Der ki şu halkla ben ne yapacağım? İnsanlar çok şey istiyorlar yöneticilerden. Biz daralıyoruz Ömer. Gücümüz yetmiyor bizim bazen. Sen benim başıma bela ettin bu işi sen. Sen beni zorla halife yaptın. Beni bu ateşe sen attın sen. Yöneticiliği, devlet başkanlığını ateş görüyorlardı. Yakan, asit gibi eriten, insanı manen sarsan bir ateş gibi görüyorlardı. Sen beni yaktın Ömer. Bir nimet değil bir külfet biliyorlardı. Onun için... Hazreti Ömer'den sonra halife tayin edildiğinde, kimi halife yapalım dediklerinde, Hazreti Ömer'e oğlun mu dediklerinde,
hayır diyecektir. Benim oğlumu bulaştırmayın bu işe. Bir eve bir kurban yeter. İkinci kurbana gerek yok. Devlet liderliğini, büyük makamı kurbanlık koyun gibi görüyorlardı. Bir nimet gibi değil, bin külfet gibi görüyorlardı. Bin külfetti. Diyarı Dicle kenarında boynuzu bir koyun, boynuzsuzu eğer sıkarsa şayet, adli ilahi gelir sorar Ömer'den onu diyen bir anlayış, bela görüyorlardı, öyle diyorlardı. Bir gün Hazreti Ömer içerideyken Hazreti Ebu Bekir dilini tutuyordu, dilini şöyle çekiştiriyordu. Benim başıma bütün bu felaketleri şu benim dilim getirdi Ömer. İnsanlar dillerinden çekiyorlar ne çekerlerse, öyle değil mi? Bazı cahiller diyorlardı ki Bilal Hazreti Ebu Bekir'den üstündür. Hani olur ya bizim böyle hastalıklarımız olur ya, Bilal Ebu Bekir'den üstündür fazilet itibariyle. Bunu duyunca Hazreti Bilal kalkar ve cemaate şunu söyler. Hayır der, öyle değildir. Bu doğru değil. Allah'a yemin ederim ki ben Hazreti Ebu Bekir'in sadece iyiliklerinden biriyim. Bir iyiliğim sadece. Onun gibi olmak mümkün müdür? Onun gibi olmak mümkün değil diyecektir. Bir dalda bir kuş görür. Bir kuş. Kuş dala konmuş. Ötüyor. Kuşa bakar. İç geçirir. Büyük Halife Ebu Bekir. Ne mutlu sana. Keşke senin gibi olsaydım. Daldan dala konsaydım. Dilediğim daldan yemimi alsaydım. Sonra bir gün beni vursalardı, bir taşla beni indirselerdi yere ve etimi yeselerdi. Keşke ben halife olacağıma, şu makamda oturacağıma, şu daldaki bir kuş tanesi olsaydım. Bunun hesabını vermekten, insan olmanın sorumluluğunun hesabını vermekten uzak dursaydım. Kuş ne azap görecek ne hesap. Keşke azap olmasaydı, hesap olmasaydı. Yolda bir deve ağzına alsaydı beni, parçalasaydı, bir dal tanesi olsaydım. Öyle diyorlardı. Şimdi halife hasta. Yatağında öksürüyor. Derin derin soluklanıyor. Ömer nerede diyor, Ömer. Diyorlar ki burada. Gelsin yanıma Hazreti Ömer. Hazreti Ömer gelince diyor ki Hazreti Ömer'e, ben Ömer bir istihare yaptım. Benden sonra kimi halife yapayım diye halifelik için istihare yaptım. Ne gördün diyor Hazreti Ömer, şöyle diyor. Resulullah'ı gördüm. Efendimiz'i gördüm. Allah'ın nebisini gördüm. Hazreti Peygamber'in üzerinde iki cübbe vardı, bembeyaz. O cübbelerden birini tuttum. Kaftanı tuttum, yeşile döndü. Resulullah'ın cübbesi bir anda yeşil renge döndü. Sonra Resulullah'ın yanında iki kişi gördüm. İki güzel insan, muhteşem görüntülü iki insan gördüm Resulullah'ın yanında. Dediler ki Ebu Bekir, özledik seni, gelsen artık. Yakında yanımıza geleceksin diyorlardı bana. Elimi tuttu Resulullah. Vallahi duyduğum bütün ağrım geçti. Hastalık döneminde istihare yapıyor. Kimi seçeyim diye bütün ağrılarım geçti. Ben Resulullah'a dedim ki ey Allah'ın Resulü, kim bu yanınızdaki iki kişi? Hani
güzel görüntülü iki kişi. Resulullah dedi ki bunlar dünyada senin yardımcıların. Vefat ederken yanında bulunacaklar. Cennete senin komşuların olacak. Göktekiler sana sıddık diyorlar. Yerdekiler de sana sıddık diyorlar. Bunları Resulullah söylüyor vefatından sonra. Bunlar kim ya Resulallah? Bunlar Cebrail ile Mikail. Onlar senin cennetteki komşuların Ebu Bekir. Sonra döndü. Dedi ki birini mi seçeceksin? Evet deyince Ömer'i seç dedi Resulullah. Rüyasında bana sonra şöyle diyordu. Ağlıyordu Ebu Bekir. Sıçrayarak uyanıyordu birden. Evdeki herkes de ağlıyordu. Sonra diyordu ki ben diyordu Hazreti Osman'ı çağırıyordu. Ben halifeye halifenin kim olacağını belirleyeceğim. Yaz diyordu. Hastadır. Yazdırıyor. Birdenbire Hazreti Ebu Bekir'in kapısı zorlanır. Sahabenin bir kısmı içeri girerler. İtirazları var Hazreti Ömer'e. Derler ki Ömer'i halife yapma. Hazreti Ebu Bekir der ki niye Ömer'i halife yapmayacağım? Ömer çok sert. Ömer katı bir adam. Canımıza okur. Ömer hakikaten eli sopalıydı gençlik döneminde. Sertti. Ömer'i sakın halife yapma. Bizim canımızı incitir. Hazreti Ebubekir dinler ama bir söz Ebubekir'i sinirlendirir. Onlardan biri der ki Allah'tan kork. İşte o an Ebubekir beni doğrultun der. Onu doğrulturlar şöyle bir kaya gibi dimdik durur şöyle. Siz der beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Bana diyorsunuz ki Allah'tan kork. Siz beni Allah'la mı korkutuyorsunuz? Ben Ömer'i tayin ediyorum. Allah bana sorsa mahşerde Ömer'i niye tayin ettin? Diyeceğim ki ya Rabbi Muhammed vefat ettiğinde Ömer'den razıydı. Ben onun için onu tayin ettim. Çıkın karşımdan gidin. Zamanında yerinde adam işte. Olması gereken yerde olması gereken adam. Büyük tarihçi. Halid'in dediği gibi. İmadüddin Halil'in dediği gibi. Zamanında yerinde olması gereken adam. Şimdi hastadır. Bir an aklına Hazreti Peygamberli yıllar gelir. Nasıl Müslüman olduğu aklına gelir birdenbire. Nasıl Müslüman oldu biliyor musunuz? Nasıl Müslüman oldu? Bir gün ticaret için Şam'a gitmiş. Orada bir rüya görüyor. Rüyada ay, şu gökteki ay Hazreti Ebu Bekir'in kucağına geliyor. Bastırıyor aya, ay onun kalbine, içine giriyor. Şöyle rüya. Rüyayı meşhur rahip Yemlikaya tabir ettiriyor. Şam'ın meşhur rahibi. Ben böyle bir rüya gördüm. Yemlika diyor nerelisin? Mekke'denim, Kureyş'tenim. Parasını ver diyor. Ver paramı. Tüccarsın. Ne kadar? 12 dinar veya dirhem. Bazen o dönemden bahsederken kuruş diyorum, lira diyorum. Rahat anlayasınız diye. O günkü para dirimi dirhem, dinar, gümüş veya altındı. Ver din şu kadar dirhem. Ver onu bana. Verecek ona 12 dinarı. Diyecek ki kardeşim o ay son peygamberdir. Yakında gelecek. Sen onun yardımcısı olacaksın. Keşke onun dönemine ulaşsaydım. Müslüman onun dinine uyardım. Gelirse şayet beni haberdar et Şam'da. Ölmüşsem ona de ki Yemlika sana iman etti. Söyle ona.
Benim ona iman ettiğimi bildir ona. Haberi olsun. Onun dinine girdiğimi söyle. Şefaatini isterim. Sonra bir mektup yazar Yemlika. Mektuba imza atar. Mektup 12 satırlıktır. 12 dinar alır. 12 lira yani. 12 satırlık mektup yazar. Ve sonra Hazreti Ebu Bekir'e verir ve der ki al götür onu. Hazreti Ebu Bekir gider. 12 sene sonra Resulullah peygamberliğini ilan eder. 12 sene sonra. Bir gün Hazreti Peygamber Ebu Bekir'le karşılaşır. İlk iman ettiğinde. İman et Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir diyecektir ki iman ederim ama kalbim mutmain olsun hani. Kalbim yatışsın diye bir mucize. Bir şey göster bana. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini Ebu Bekir'in göğsüne koyar. Der ki Ebu Bekir gördüğün rüya yetmez mi? 12 sene önce Yemlika'ya verdiğin 12 dinar yetmez mi? Yemlika'nın bana verdiği 12 satırlık mektup yetmez mi? Ebu Bekir çıkar mektubu ver bana. Yemlika'nın sana ne dediğini unuttun mu? Bana iman ettin, etmen gerektiğini sana söylemedi mi? Mektuptan kimsenin haberi yok. Ebu Bekir sadece. Ebu Bekir tekbir getirir. Allahu Ekber. Sen peygambersin der. Resulullah'la muana kayafa. Hiç üzmedi Resulullah'ı. Hiç ama. Hiç ıstırap çekmedi Nebi. Hazreti Ebu Bekir'den dolayı, Sıddık-ı Ekber'den dolayı. Halife hastadır. Size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Tabii bu arada izleyicilerimizin bir kısmının ışıkları az. Bizi bağışlasınlar çünkü teknik bir sıkıntı var. Az bir ışıkla idare etmeye çalışıyoruz. Karanlıkta kalanlardan özür diliyoruz. Bizi bağışlasınlar lütfen. Hazreti Ebu Bekir bir özelliği var. Ebu Bekir Sıddık'ın bir özelliği var. Sahabe-i kiram içerisinde Cebrail'den vahyi dinleyen tek sahabi Ebu Bekir'dir. Bir daha arz ediyorum. Sahabe-i kiramdan Cebrail'in okuduğu vahyi dinleyen tek insan Hazreti Ebu Bekir'dir. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yaşa. Sen sevdiğine hidayet veremezsin. Allah dilediğine hidayet verir. Bu ayeti kerimeyi Cebrail Resulullah'a okuduğunda Hazreti Ebu Bekir kulaklarıyla duyar. Tek sahabi Ebu Bekir'dir. Cebrail'in Resulullah'a Kur'an okuduğunda Resulullah'a inen ayetleri Cebrail'in ağzından dinleyen ve duyan tek sahabi Hazreti Ebu Bekir'dir. İnneke la tehdi men ahbebde velakinnallaha yehdi men yeşâ. Allah dilediğine hidayet verir. Sen veremezsin Muhammed diyen ayeti kerime. Sanki sarsıyordu ayetler Hazreti Ebu Bekir'in geniş gönlünü. Ya Rabbi, bir beni yak. Bir beni yak ya Rabbi. Benden başkasını değil diyen bir zat bir gün öyle diyordu. Cebrail Resulullah'a geliyor. Ya Nebi diyor, Ebu Bekir'in bir saati 70 yıla denktir. Bir saati, bir anı 70 yıla denktir. Resulullah diyor ki, neden dolayı böyle söyledin Cebrail?
Ebu Bekir'e sor Muhammed onu diyor. Niye ondan? Ona sor. Nebi Hazreti Bilal'i gönderecek Ebu Bekir'e. Ebu Bekir gelsin bize anlatsın bakalım. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dönecek Ebu Bekir'e. Cebrail senin için indi. Senin bir saatin 70 yıla denkmiş. Ebu Bekir ne yaptın özel olarak? Senin hakkında Cibril indi. Bakalım ne denmiş. Show me.
olup da bir gün uçarsan elden, uçmadan hakkını bana helal et. Ey benim sevgili cefakar annem, cennet hatunu Peygamber Ebu Bekir'i çağırtıyordu. Hani Cebrail dedi ya, Ebu Bekir'in bir saati 70 yıla denk. Resulullah öğrenmek için çağırıyor Hazreti Ebu Bekir'in, ne var? Bilal'le geliyorlar Hazreti Ebu Bekir. Allah'ın Resulü soruyor. Ebu Bekir, Cebrail senin hakkında özel geldi. Diyor ki Ebu Bekir'in bir saati 70 yıla denk. Sen hangi ameli yaptın? Sen ne yaptın Ebu Bekir? Söyle bize. Ebu Bekir mahcup. Ebu Bekir kendi halinde. Ya Resulallah, özel bir şey yapmadım ben. Ama kendi kendime şöyle dedim. Dedim ki ya Rabbi, bazı kullar cehennem korkusuyla ibadet yapıyorlar. Senin sevginle değil. Allah'ım, insanlarda cehennem korkusu gitsin diye benim vücudumu büyüt. Vücudumu büyüt. İri bir vücut sahibi olayım. Benim vücudumu cehenneme koy. Bütün cehennemi ben kuşatayım. Hiçbir mümine yanacak yer kalmasın. İnsanlar cehennem korkusuyla değil, senin aşkınla ibadet yapsınlar. Ben bunu söyledim kendi kendime. Bugün bunları düşündüm ya Resulallah. Acaba ondan dolayı mıdır? Resulullah dönüyor. Zâke, zâke, zâke. İşte bu, bu. Vücudumu o kadar büyük ki beni cehenneme koy. Başkası yanmasın, ben yanayım. Bir büyük sofiye nispet edilen bu söz aslında Hazreti Ebu Bekir'in sözüdür. Sıddık-ı Ekber'in sözüdür. İki ayet iner. Kur'an'da iki ayet iner. Bu ayetlerden birisi ki Kur'an'ın son ayetleri, sonra inen ayet olduğu söylenir. Biri veya ötekisi tartışmalı bir konu gerçi ama وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ İşte bu ayet. Bakara 281. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ سُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz.
Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve asla haksızlık yapılmayacak. Bu ayet. Başka bir ayet daha var. Maide 3. ayet. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-islam dina. Bugün bu ayet inince sevgili dostlar, şu anda ekran başındakiler ve buradaki dostlar, bu ayeti kerimenin hikayesi çok ilginçtir. Şu ayet, şu ayet var ya, Maide'nin 3. ayeti kerimesi indiği zaman Hazreti Peygamber devesinin üzerindeydi. Bu ayeti kerime inince Resulullah'ın devesi Kasva'nın ayakları batmaya başlıyor kuma. Kasva'nın ayakları dizine kadar batıyor Resulullah üzerinde olduğu için. Bu ayeti kerimenin hikayesini sahabi asla unutmuyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimeti tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Denilir ki son ayettir. Ahkam ayetlerinden önceki son ayettir. Çünkü son ahkam ayeti domuz etinin yasaklanmasıyla ilgili ayet. Ama bu ayet indiğinde Resulullah devenin üzerinde, deve dayanamıyor. Ta dizlerine kadar kuma gömülüyor. Çünkü ayetler indiğinde Resul'ün vücut ağırlığı olduğunun en az 10 katı oluyordu. Ayeti kerimeler. Ebu Bekir bunların hepsini hatırlıyor. Hazreti Ebu Bekir o gün ağlayanların başında bu ayet indi diye ağlayınca kemal, İbni Haldun'un sözüdür o. Her zirve bir zevalin işaretidir. Zirve düşüşü gösterir. Kimse zirvede ebedi kalamaz. Devletlerin de ömrü var diyor İbni Haldun. Her zirve olan devlet zevale düşüşe başlar. Bu sosyolojik tarihi bir gerçektir. Bu ayet inince Hazreti Ebu Bekir hüngür hüngür ağlıyor. Diyorlar ki Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Allah dinini bitirdi. Sevinmen gerekir. Hazreti Ebu Bekir diyor anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Bu ayeti kerimeler Hazreti Muhammed'in ömrünün sona erdiğini gösteriyor. Anlamıyor musunuz? Anlıyorlardı. Anlayacaklardı da. Sonsuz salatü selam seyyidimize olsun. Sonsuz salat ve selam sana ey Ebu Bekir. Halife hasta. Halife hasta. Bir gün garip bir rüya görür. Ama onun rüyasından önce halifenin son anlarını şöyle paylaşalım sizinle. Sonra rüyaya geçeceğim ben. Bir ara gözünü açtı. Kızım dedi. Bugün günlerden ne? Hazreti Ayşe dedi ki baba, bugün günlerden pazartesi. Gözünü açtı. Bugün ölüm gelir mi acep? Resulullah'ın öldüğü gün ölmek istiyordu. Akşam geçti böyle. Hastalıkla akşamleyin vefat etmedi. Akşama Hazreti Ömer'i çağırdı yanına. Ömer gelsin. Hazreti Ömer geliyordu. Dikkat ediniz. Bir sandık vardı önünde Hazreti Ebu Bekir'in. Koca bir sandık. Sandığı Hazreti Ömer'e veriyordu. Bu sandıktakilerini hazineye koy. Hazreti Ömer diyordu ki nedir o sandıktakiler? O sandıktakiler nedir diye sorduğunda aç onları diyordu, aç. Açıyordu içinde altın ve gümüşler. Bunlar nedir diye soruyordu. Bunlar diyordu bana verilen maaş. Bu maaşları harcamadım ben, hazineye koy. Hazreti Ömer diyordu ki
Nasıl harcamadın? Sen neyle geçindin Ebu Bekir? Ticaret mallarımı sattım, onunla geçindim. Hazreti Ömer ellerini şöyle altın ve gümüşlerin içine daldırıyordu. Bakıyordu, halife, halife, halife. Senden sonra halifelik ne kadar zor. Senden sonra bu işi götürmek çok zor. Aratıyordu. Hazreti Ömer'den sonra da halifelik o kadar zordur. Hazreti Osman'dan sonra, Hazreti Ali'den sonra da. Bir ara yeniden daldı bayıldı. Salı günü sabahleyin gözünü açtı. Kızım bugün günlerden ne? Ayşe'ye soruyor. Hazreti Ayşe dedi ki baba, bugün günlerden salıdır. Derin bir ah çekiyordu. Yakan bir ah. Desene kızım, Resulullah'ın vefat ettiği gün ölmüyormuş bana. Yazık bana, o gün ölmedim ben. Üzülüyordu aynı gün ölemediği için. Sonra diyordu ki insanların günahları tartılsa benim günahlarım beni geçer. Günahlarım herkesi geçer. Haşa. Eğiliyorlardı ona. Doktor çağırsak mı diyorlardı. Ağrıların çoğaldı. Doktor demin gördü beni diyordu. Onu gören doktor yoktu halbuki. Diyorlardı doktor ne dedi? İnni faalun lima urid. Doktor diyor ki ben istediğimi yaparım. Doktorum karar verdi. Çoktan karar verdi diyor. Yani Allah kararı verdi. Doktor dedi Allah. Sonra kızına dönüyordu. Şu gömleğimi çıkar ve yıka. Ne yapayım gömleğini baba? Kefen yap bana. Baba kefenin hazır. Kızım o kefenimi bir garibana ver. Ona kendini entari yapsın. Şu ihtiyar adamın gömleği yeter ona. Koca halife. Koca halife bu adam. İşte imanları olanlar böyle oldular. İmanları olanlar hala böyleler. Allah'ı bilenler böyle idare ediyorlar. Allah'ı bilenler, vicdan sahipleri böyle idare ediyorlar. Böyle idare etmeye devam etmeliler. Yol bu. Yol Muhammed'in, Hazreti Resulullah'ın yolu. Ona tabi olanların yoludur. Rabbim hiçbirimizi bu yoldan saptırmasın. Hepimizi kendimize getirsin ve bu yoldan gitmek, onların izinden gitmek lazım. Halife ölmek üzere, vefat etmek üzere. Hazreti Ayşe bir ara eğildi ona. Baba dedi, sen çok zayıfladın. Şu son birkaç ay içinde müthiş zayıfladın diyordu. Ne oldu sana? Günden güne çöküyorsun. Neyin var? Hastayım. Neren çok inciniyor baba? Şuna, kalbim. Neden kalbin inciniyor? Özlüyorum. Kimi baba? Resulullah'ı. Dostumu özlüyorum. Dostumun acısından zayıfladım ben. Dayanamıyorum onun yokluğuna artık. Sonra şöyle diyordu. Ben ölünce beni Resulullah'ın yanına gömün ama şu şartla beni tabutun içinde Resulullah'ın mezarının önündeki kapının önüne koyun. Lütfen dikkat ediniz. Beni kapının önüne koyun ve geri çekilin. Peygamberimizin mezarını bir demir parmaklık örtüyordu. Demir parmaklık. Önüne koyun ve içeriye seslenin. Deyin ki, ey Allah'ın peygamberi, dostun Ebu Bekir kapıda. Eğer müsaade ediyorsan Ebu Bekir gömülecek. Eğer Resulullah'ın mezarının kapısı açılırsa, eğer Resulullah'ın mezarının kapısı açılırsa beni oraya gömün. Kapısı açılmazsa beni oraya gömmeyin.
Biraz sonra Hazreti Sıddık vefat ediyor. Nereye gömelim diye bir kararsızlık hali var. Bir ses duyuluyor. Herkes uykuda. Bir ses duyuluyor. Dostu dostun yanına gömün. Dostu dosta kavuşturun. Halife yıkanır. Halife cenazesi getirilir. Resulullah'ın yanına konulur. Herkes geri döner. Herkes uzaklara doğru çekilir. Uzaklara doğru. Bir ses bağırır der ki, ya Resulallah, biraz sonra Hazreti Ali'nin sözlerini duyacağız. İmam Ali'nin Hazreti Ebu Bekir hakkındaki sözlerini duyacağız. Derler ki, ya Resulallah, dostunu getirdik. Müsaaden varsa dostunu gömeceğiz. Herkes geri çekilir. Resulullah'a söylenmiş olan bu sözün devamı beklenir. Diyorlar ki birdenbire Resulullah'ın mezarını örten demir parmaklıklar büyük bir gürültüyle kendi kendine açıldı. Sonsuza kadar sanki Resulullah diyordu ki dostumu yanıma getirin. Hazreti Ebu Bekir şu anda Resulullah'ın yanında. Yeşil kubbenin altında Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Üçü yan yandadırlar. Ve keşke daha önce çizimini getirseydim. Allah Nebisi ve iki dostu arasındaki mezar aynen şöyledir. Bilmiyorum kamera gösterebilecek mi? Evet, aynen böyledir. Şu Resulullah'ın mezarı. Resulullah'ın ayak ucunda Hazreti Ebu Bekir'in başı var. Aşağıya doğru Hazreti Ebu Bekir'in ayak ucunda Hazreti Ömer'in başı var. Mezarın dizimi aynen böyledir. Mezarda dahi o edep var. Edep, edep, edep. Kimse Resulullah'a geçmiyor. Müthiş bir edep. Şu yeşil kubbenin işte altında, buranın altında o yakın dost. Üç sevgili şu anda binlerce salatü selam olsun onlara. İşte onların mezarları burada. Hepsi yan yandalar. Ümmetin kalbinin, ümmetin vicdanının, ümmetin nabzının, ümmetin ruhunun attığı şu mekandalar. Ve gömülür sabahleyin Hazreti Ebu Bekir'in mezarının yanında bir ses duyuyor. Sabah erken. Sabah namazından sonra Medine'yi uyandıran bir ses. Bu ses kimin sesi? Ses sahibi şunu diyordu. Ey Ebu Bekir, sen sert kasırgaların yerinden oynatamadığı dağlar gibi metindin. Sert kasırgalar bile seni yerinden oynatamadı. Biz şahidiz senin imanına, senin peygamber dostluğuna. Hazreti Ali idi bu. Bu sesin sahibi Ali. Övüyordu onu. Ey Ebu Bekir, sen Resulullah'ın sevgilisi, arkadaşı, ders ortağı, sırdaşı ve müşaviriydin. Önce imana gelen sendin. Herkesten zengin, herkesten daha cömert. Allah'ın selamı Hazreti Ebu Bekir üzerine olsun. Ve onun bir yakarışı var ama yakarışını yarın geceye paylaşalım. Çünkü vaktimiz yakarışına yetmeyecek Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın. Hep beraber dua edelim mi? Amin. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim. Ve tüm aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim. Ve ehdina ilal haqi ve ila siratikel mustakim bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men arselte ve rahmeten ila alemin.
İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Sana açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Bağışladığın, mekanlarını cennet ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Gönlümüzü rahmetinden uzak tutma ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, kusurumuz var, günahımız var, hatamız çok fazla. Başımızdan aşkındır belki ama sensiz mağfiretine, sensiz affına sığınmışız. Gecenin bu dar vaktinde buradayız. Kulların olarak sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bizi rahmetinden, mağfiretinden esirgeme ya Rabbi. Amin. Bizi ya Rabbi razı olduğun kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi, büyüklerimizin mekanlarını cennet eyle. Amin. Kusurlarını affeyle. Amin. Vefat etmiş olanları razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Babalarımızın, annelerimizin berzah alemindeki hayatlarını razı olduğun hayatlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kusurumuz var, hatamız var, günahımız var ama senin affına sığınmışız. Ümidimiz sensin ya Rabbi. Bizi ümitsiz bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün hasta kardeşlerimize şifa nasip et. Bütün dertlilere deva nasip et. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Ya Rabbi, dareinde hem dünyada hem ahirette bizlere güzellikler nasip et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Efendim, Fatiha'nızı okurken Kandil gecesi, cumartesi akşamı, şimdiden hatimlerinizi bekliyoruz. Kandil günü hemen iftar programımızdan sonra devam edeceğiz yayınımıza. Onun için orada hem bütün hatimlerin duasını yapacağız ve hem de siz burada beraber amin diyeceğiz. Bizi affediniz. Son anlarda meydana gelen teknik arızadan dolayı özür diliyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.